Başarısı Türkiye'nin sınırlarını aşan bir caz davulcusu Ferit Otman. Dizlerine, tabaklara, çanaklara vurarak ritim tutan bir çocuktan, yeteneği ve aldığı eğitimlerle cazın aranan isimlerinden biri oldu. İsveç'te ve Türkiye'de önemli isimlerden ders alan sanatçı için caz müziğinde eğitim büyük önem taşıyor. Tam olarak sahnede öğrenilmez caz. Bence eğitimli olmak şart bir caz müzisyeni olmak için. Fakat sahne en önemli laboratuvardır caz için. Jam session denen bir olgu vardır. İşte 3-5 ayrı müzisyen bir araya gelir ve jam yaparlar. Ve caz kulüplerinin haftada bir jam session yaptıkları günler olur. Hiç tanımadığınız bir piyanistle bir anda hiç bilmediğiniz bir parçayı çalıyor olarak bulursunuz kendinize. Ve bu hiçbir okulda size öğretilemeyecek bir hem sahne adabını öğretir hem de sahnede diğer müzisyenlerle olan ilişkinizin o anda nerelere gidebileceğini gösterir. O anlamda caz sahnesinin böyle bir etkisi var. Fakat cazcı olmak için eğitim gerekiyor. Otman, bir parçası olduğu TRT Caz Orkestrası'nı bir okul olarak görüyor. Türkiye'de cazın tam olarak anlaşılabilmesi için çok daha fazla caz eğitimi gören müzisyen, çok daha fazla caz eğitimi veren okul ve de bunu destekleyecek caz kulüpleri, cazın çalınacağı mekanlar gerekiyor. Maalesef bu bizim ülkemizde daha tam olarak oturmuş değil. O yolda ilerliyor muyuz bilmiyorum. Fakat ilerlemesi için büyük şirketlerin sponsorlukları gerekiyor. Mesela burada caz adına TRT Caz Orkestrası var. Benim de içinde bulunduğum. Bu bir tam bir okuldur. 1982'de kurulmuş bu okulda. Ben çalıyorum şu anda ve hala çok şey öğreniyorum TRT Caz Orkestrası'nda olmaktan. Hem yurt içinde hem de yurt dışında konserler veren sanatçı, caz müzik dinleyicisinin toplumlara göre farklılık gösterdiği görüşünde. Yurt dışındaki dinleyici bir kere çok bilinçli. Fakat bu bilinçliliğin yanında çok yüksek bir yaş ortalaması var. 60 yaş üzeri bir yaş ortalamasında çalıyorsunuz yurt dışında çaldığınız konserleri. Türkiye'de 20-30 yaş arası bir caz dinleyicimiz ve kitlemiz var. Ve bu merak belki de çok şey bilen insanlardan daha iyi bir enerji verebiliyor bize. O anlamda Türkiye caz sahnesinin bu kadar genç olması bizi çok sevindiriyor. Bu ne demek? 15-20 yıl sonra bu insanların çocukları da caz dinlenmiş evlerde büyüyecek demektir. Bu da beni çok sevindiriyor. Önümüzdeki nesiller Türkiye'deki cazı çok iyi bilecek, dünyadaki cazı çok iyi takip edecek diye düşünüyorum. Fakat yurt dışındaki bu bilinçli seyircinin de başka türlü bir desteği var. Bu bilinçli seyirci albüm satın alıyor, sizin bütün konserlerinizi destekliyor. Burada o fiziki desteği çok fazla hissedemiyorsunuz. Dijitalleşmenin ise hem dinleyici hem de sanatçılar üzerinde etkisi var Otman'a göre. Bir şeye sahip olma hissi artık insanlardan gitti. Biliyorsunuz sanat eserlerine bile artık NFT üzerinden dijital olarak sahip oluyorlar ve bir buluttaki sanat eserine sahip olmak daha değerli oldu insanlar için. O anlamda hem müzik sektörü hem caz sektörü tamamen artık dijitalleşmiş durumda. Buna ayak uydurmak lazım. Fakat ben caz çalan bir müzisyen olarak 1950'lerin müziğinin heyecanını yaşayan bir insan olarak hala bu dijitalleşmeye fikren alışmış değilim. Alışmak zorunda olduğumu anlıyorum. Bununla ilgili ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum ama konserlere gelen izleyici, bizi bu canlı izleyen, herhangi bir performans sanatında olduğu gibi canlı izleyen izleyici her zaman o sizin terinizin akmasını görmesi, işte o sahnenin içindeki diğer müzisyenlerle olan ilişkiyi görmesi açısından hiçbir şey değişilmez. O yüzden caz canlı dinlenir, caz kulübünde dinlenir. Pandemi sürecinde dijital konserler veren sanatçı, sahnenin enerjisinin seyirci olmadan eksik kaldığını vurguluyor. Şöyle bir şey oluyor.
tak diye birisi bir şey yapıyor, başla diyor, işte 3-2-1 sayıyor, çalıyorsunuz, çok büyük heyecanla, büyük enerjiyle bitiyor o sahnedeki 4-5 kişinin enerjisi ve kes diye bir ses kesiyor, alkış yok, bir şey yok. Böyle havada kalan bir iş yaptık pandemi sürecinde, bütün o dijital konserlerde. Bana göre o boşluk, seyirci olmaması o çok garip geldi bizlere ve o gariplik o dijital konserlerde yansıyor gibi geliyor bana kameraya. Odman'ın son dönemde rahatsızlık duyduğu bir konuysa yanlış isimlendirmelerle cazın bir parçası gibi gösterilen müzikler. Caz adı altına giren çok şey olmaya başladı maalesef. Bu aslında plak şirketlerinin oluşturduğu bir şey. Her müziğe bir janra ismi koymak, hatta bu janrının alt janralarını oluşturmak. İşte caz diyor, ondan sonra smooth jazz çıktı, cool jazz çıktı, bilmem ne jazz çıktı. Yani bunun sonu yok. New jazz diye bir şey çıkarttılar. Şimdi bu bana tabii garip geliyor. Çünkü bir caz öğesi olması için o parçanın veya o müziğin içinde blues öğelerinin olması lazım, caz armonisi olması lazım. Ve de ritmik olarak Afrika'dan beslenen bu ritmik öğelerin ve swing'in olması şart gibi geliyor bana. Yani benim cazdan anladığım şey bu. Bu öğelerin hiçbirinin olmadığı birçok örnek var. Dünya çapında bir caz müzisyeni olmayı hedefleyen Ferit Odman, bu hedefine ulaşana kadar durmadan her sahnede, her yerde çalacağını ifade ediyor.